1985 yılından bu yana Kütahya ili bedel ödüyor. Kütahya neden, niçin, hangi sebepten dolayı Kütahya bedel ödüyor? Haberi tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Kütahya Çiniciler Çarşısı Kooperatifinin fesi ve yeni yönetim kurulu seçimi genel kurulunda yaptığı konuşmada 1985 yılında yapılan imar değişikliği nedeniyle Kütahya'nın bedel ödediğini, bedel ödemeye devam ettiğini söyledi. 2011 yılından bu yana denetlenmeyen ve Kütahya Belediyesi'nin kendisinin döneminde sık sık denetlenmeye başlandığını, kendisinden önceki dönemlerde 2011 yılından bu yana Kütahya Belediyesi'nin denetlenmediğini söyleyen Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nin açılan davalarla, mahkemelerle uğraştığını, çoğu açılan davaları kaybettiklerini ifade etti. Vazo Kule Projesi hakkında da bilgiler veren Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık ayrıca şunları söyledi. Kütahya Belediyesi adına görüşülen toplam dosya sayısı 755 civarında. Yani yılda bize 150 dosya yargı karar ayırmış, zaman ayırmış o kadar. Derdest durumda, yani halen görüşülmesi devam edecek dosya sayısında 600 üzerinde olduğu çıktı. Yani benim 4 yılım daha geçmiş dönemden gelen dosyalarla dolmuş maddi yönden. Bu durumda dedik ki bizim uzlaşmamız lazım arkadaşlar. Vatandaşıyla mahkemelik olan belediyenin veya belediye başkanının ya da kendi belediyesiyle mahkemelik olan vatandaşın bu şehre katkısı olamaz. Olmamış da zaten yıllarca. Sıkıntı olan mahkemeye gitmiş, sıkıntı olan mahkemeymiş ama belediye ama öbür taraf. Değerli hemşehrilerim, 1985'li yıllarda yapılan imar planının faturasını şu anda bu dönemde ben ödüyorum. Kamulaştırmasız, hukuksuz el atma davaları açılmış, yıllarca sürmüş, en son üst mahkemeler karara bağlanmış, şimdi çatır çatır belediye ödüyor, hiç kazandığımız dava yok. Tamamını kaybetmişiz. Bu da 20 yıl aşkın süredir kendi belediyesiyle anlaşamayan bir oluşumun mutlaka artık kendi kararını kendisinin vereceği bir şekilde dönüşmesi gerekiyordu. İşte geldikten sonra başlattık. Hemen kolay olmadı. En az bir yıl uğraştık. Onun için huzurunuzda eski yönetim kurulu başkanımız Ali Sen Bey'e ve yönetim kuruluna gerçekten teşekkür ediyorum. Belediyemiz adına da şükranlarımı sunuyorum. Çünkü o uzlaşması yaklaşım olmasaydı yine biz yıllarca gelecektik. Benim dönem de biterdi. Belki benden sonra belediye başkanı nasip olurdu. Bu yeni alanlara yeni bir şeyler yapabilir. Çünkü mahkemelik olan bir yerde yeniliğin yapılması mümkün değil. Siz de takdir edersiniz. Önce onun bitmesi gerekiyordu. Şükür şimdi geride kaldı. Şimdi de muhatap alınacak bir artık yönetim kurulu var, denetim kurulu var, organı var. Bundan sonrası için Kütahya Belediyesi ve çarşı yönetimimiz ortaklaşa bizim de hayalimiz olan ve şu ana kadar hemen hemen tüm resmi hazırlıklarını tamamladığımız yeni projelerin uygulama zamanı geldi. Kütahya Belediyesi'nin oraya Çiniciler Çarşı Gençlik Merkezi ve basından da takip etmiştir. Vazo Kule projemiz var. Vazo Kule projemizin özü şudur. Kimse çarşıda dedikodu mahiyetleri veya bilmeden konuşulan kirli bilgiye inanmasın. Değerli hemşehrilerim, orası Kütahya'nın kültür, sanat ve ticaret merkezi olacaktır. O Vazo Kule'de Çiniciler Çarşısı'ndaki siz değerli esnafımızla birlikte, çünkü hemen yanında Çiniciler Çarşımızda, sizin dışınızdaki Kütahya'nın hangi yöresel ürünü varsa, yöresel değeri varsa o sergilenecek. Tavşanın leblebisinden Simav'ın helvasına, marka giriş kattaki yeni işte moda kahve ve diğer ihtiyaçları karşılayacak alana ama üst katlara UNESCO tescilli sanatçılarımızın sanat eserlerinden tutunuz. Bürolar ve en üst katta da Kütahya yemeklerinin servis edildiği ve seyir terasının olduğu Kütahya'da ilk kez ve tek özel izinle 75 metre yüksekliğinde, 71 metre yüksekliğinde havamanya izni alınarak oluşturulmuş bir proje. Projemizin şekli yine Sayın Oda Başkanımızın da içinde bulundu ve Kütahya'mızın tescilli
Çinli sanatçılarının yer aldığı bir komisyon tarafından en son belirlenmiştir. Üç farklı şekli vatandaşımıza internet üzerinden beğeniye sunduk, anket yaptırdık. Birinci ve ikinci modeller birbirine yakın çıktı. Sonra dedik ki gelin sanatçılarımız bunun dışı yine sizin belirlediğiniz standartlarda nasıl şekillendirilecekse öyle şekillendirilecek ama önce bir şeklini belirleyelim. Yani hangi bazı türünü burada kuleye dönüştürelim de Kütahya dünyanın merkezi olsun. Evet Çin'in merkeziyiz, porselenin merkeziyiz. Bunu simgeleyecek bir tane ürünümüz yok. Bundan sonra masketinden, makotundan diğer ürünlerimize kadar o maketlerde bu sembolü kullanacağız. Sağ olsunlar o komisyonumuz tüm ölçülerini ve olması gerekeni söylediler, rapora bağladılar. Sonra bunu mimara gönderdik. Mimar nazlansa da yeniden o şekle dönüştürdü. Şu anda benim odamda maketini yaptırdık. Allah nasip ederse bu ay içerisinde tüm uygulama projelerini teslim alacağız. İhaleyle verdik. O teslim alındıktan sonra yapım ihalesine çıkacağız. Birinci önceliğimiz yap işlet devlet modeliyle bunu belediyenin kasasından herhangi bir para çıkmadan şehrimize kazandırmak. Olmadı. Şartlar bizim istediğimiz veya vatandaşın istediği şekilde gerçekleşti. Kütahya Belediye'mizin bütçesinden yapacağız ve dediğimiz amaçlarla kullanacağız. Altında 700 araçlı kapalı otoparkı var. Üstü tamamen yeşil alan. Şu andaki fuar alanı ve kapalı alanı da birleştirdiğimizde yaklaşık 50 dönümlük yeni bir alanı Çinciler Çarşısı ile beraber oraya kazandırdığımızda yakın dönemde de arkadan bağlayacağımız cezaevi alanı da Kütahya Belediye'mizin. Orayı da aynı yol ticaretine uygun bir şekilde yap işlet devlet modeli veya diğer usullerle şehrimize kazandırdığımızda orası bu şehrin en değerli alanı haline gelecek. Ama sizin de bildiğiniz gibi orada bir mühendislik hatası var. Yani drenajı olmayan bir yapının sıhhatli kullanımı mümkün değil. İşte bu Çinciler Çarşısı Gençlik Merkezi projemiz kapsamında düzenlemede sizlerle beraber ortaklaşa bu sorundan başlayacağız çözmeye. Bunu çözemezsek olmaz. Ben gittim gördüm. Bir metre yüksekliğinden duvarınızın nem aldığı bir dükkanda ısıtma sisteminin, havalandırma sisteminin, tuvaletinin ve diğer ihtiyaçların yeterince karşılanmadığı bir alanda kime neyi pazarlayacağız veya ne kadar iddialı olacağız? Orası gerçekten sizlerin de bizlerin de özlediği şekilde Kütahya'nın en güzel yerlerinden birisi olmasını düşünüyoruz. Kararlarından o girişe, bizim şu andaki düğün salonunun olduğu bulunduğu vazokların yapılacağı yere kavşak düzenlemesi, göbek yapımı ile ilgili onaylarımızı aldık. Zamanını bekliyoruz. O bölgede Çinliler Çarşımızın ve yanındaki eski adıyla Yımpaşa'ya ait olan Dem Park'ın yeni sahipleri de geldi. Onlar da oraya bir AVM projesi düzenliyorlar. Belediye olarak yardımcı olabileceğimizi söyledik. Tamamını düşündüğümüzde o bölgenin çok değerli bir alana dönüşeceğini şimdiden söyleyebilirim. Orada biz göreve geldiğimizde yanlış hatırlamıyoruz. 8 veya 9 belediyemiz ait dükkanımız vardı. 4-5 tanesini sattık bugüne kadar. 3 tane yanılmıyorsam kiralık yerimiz ve depolarımız var. Onları da gerçek sahiplerine bu işle uğraşan siz değerli hemşehrilerimize satabiliriz. Yani belediyenin orada dükkanın olması gerekmiyor. Bunun sahibi kimse, bu işi kim yapacaksa buyurun daha iyi değerlendirin. Yani oradan gelecek 3-5 kuruşluk kiranın peşinde değiliz. Ama daha iyi kullanılacaksa ben hemen onu da müşteri olur, biz bu işe talibiz derseniz buradan size duyurmuş olayım. Otogarın önündeki yöresel ürünler, Kütahya yöresel ürünleri satış merkezi projemiz nasip olursa bir aylık süre içerisinde bitecek. Orası da her biri 25 metrekare kapalı, 20 metrekare açık olmak üzere 45 metrekareden oluşan 20 satış merkezinden oluşuyor. Aklınızda şu geçebilir. Başkan Bey buraya yeni çiçekler koyacak. Dolayısıyla bizim çarşı ölecek. Çünkü bu tür dedikodular gibi. Hayır, Başkan Bey oraya sizin dışınızda hiçbir çiçek koymayacak. Başkan Bey oraya
şeye bir tane dükkan ayıracak. Talip olurlarsa. Simav, gel Simav'ın yöreşimi sen burada sen. Tavşanlı, Emel, İller, Eskişehir, Afyon ve Uşak komşularımız da olmak üzere Kütahya Katılımcı Kadın Kooperatiflerine, Cezaevine ve Çinicel Kooperatifine bazı dükkanlar ayıracak. İhale yöntemiyle sizlere vereceğiz. Siz kooperatif olarak ürünlerinizi, hangi ürünleri orada vatandaşın yoldan geçen ve sattığında yarım saat orada ihtiyacını karşılayıp devam edecek yolcuya neyi satmak istiyorsanız olacak. Yani orayı ihaleye çıkıp parayı çok verene vermeyeceğiz, merak etmeyin. Orası Kütahya'nın yöresel ürünleri satış merkezi, tüm ilçeleri ve ilgi duyarlarsa komşu 3 ili dahil olmak üzere toplam 20 dükkan. Ne arka taraftaki garajdaki esnafımızı mağdur edecek, ne de sizleri mağdur edecek hiçbir uygulamaya o müsaade etmeyiz.